peki. Ben Ersan Şen'e döneyim. Ersan Bey, nasıl karşılıyorsunuz, nasıl izliyorsunuz son 24 saatte olup biteni, bütün bu açıklamalar ışığında muhalefetin eleştirileri var. İktidardaysa bayağı bir moral üstünlük. Şimdi olumlu ve olumsuz yönleriyle ele almak lazım. Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında birileri demişti ki ya dövizi serbest bırakın gitsin. Ben de dedim ki bu iktidarın sonu olur. Neticede müdahale etmek zorunda. Gelin görün, göreceksiniz ya sıcak parayla ya elinde bulduğu bir enstrümanla bu müdahaleyi gerçekleştirecek. Başka şansı yok. Orta bir ekonomi modeli de yok, ben size söyleyeyim. Bu bir model değil. Bu model değil. Daha önce denenmiş, ciddi şekilde eleştirilmiş, yoksulu daha fazla yoksullaştıran, zengini daha fazla zenginleştiren, zenginin cebindeki doların farkını da ödemek suretiyle onu vatandaştan alıp onun cebine indireceğiniz bir finans, bir üretim yöntemi değil bu. Böyle bir şey yok. Yani ortada birilerinin söylediği gibi... dem için diyorsunuz. Ya aynen, bakın şöyle söyleyeyim size, bakın. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında itiraz eden varsa buna baksın. Dün itibariyle iki gündür bilhassa özel bankalar ticari kredi faiz oranlarını arttırdı. %29-%30'lara getirdi. Komisyon hariç. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında savunulan şuydu. Biz bu ülkeye üretimi esas alacak, ihracatı esas alacak, dövizi o şekilde getirecek, döviz bolluğuyla borçlarımızı ödeyecek, onun peşinden enflasyonu düşürecek, efendim işte adımları atacağız. Bu tabii inşallah maşallahlı olmaz. Bunlar 5-10 yıllık mevzu. Ama gel görün ki politika faizini %14'e çekmişsiniz. 500 bas puan aşağı çekiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında şurada haberi de getirdim. 10 yıllık devlet tahvili faizlerinde en yüksek borçlanma faiziyle borçlanıyorsunuz. Vatandaş yani üretici bankaya gidip ticari faizini, politika faizi 14'e geldiği için o şekilde alacak. Ama bugün 17-18'lerde özel banka faizlerini, isim de verebilirim ama olmaz. Çünkü bende saklı, hepsi burada kayıt altında. Bunları dün itibariyle %29-30 seviyelerine getireceksiniz. Ondan sonra ortada bir ekonomi modelinden bahsedeceksiniz. Neyin modeli bu ya? Pardon da neyin modeli? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı pazar günü nasları tatbik etmeye devam edeceğim diyerek anayasaya aykırı bir konuşma yaptı. Ki baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına ne şekilde ülkenin idare edileceği, cumhuriyetin nitelikleri ortada. Ve doları hemen bir gün sonra 18.43 seviyelerine getiriyorsunuz. Tarihte görülmemiş bir şekilde, ancak savaş zamanlarında veya seferberlikte olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk lirası %10,5 değer kaybedecek. Aynı günü akşamı iki yöntem izlendi. Birincisi tahminim, diğeri gerçek. Cumhurbaşkanının dövize garantili mevduat hesabı, ki ben onu daha önce enflasyona endeksli yapabilirsiniz demiştim. Ondan sonra döviz de neymiş diyeceksiniz. Bırakın nereye gidiyorsa gitsin diyeceksiniz. O zaman ben diyorum ki Sayın Berat Albayrak'ın ve Naci Ağbal'ın ne günahı vardı? Yani attığın taş ürküttüğün kurbağaya değdi mi? Ne yaptık biz? Baktığınız zaman onu da getirdim. Şimdi bazı hususları konuşacağız. Sonra vatandaşa nasıl yansımış ona bakacağız. Yani o yapılan zamlar geri alındı mı motorine, benzine? LPG'ye bir kısmı alınması alındı. Bir kısmı alınacak mı o çarşı pazar marketler, ham madde? Evet. Daha yeni oldu göreceğiz. Hanım, bir günlük onları olarak göreceğiz. Şimdi şöyle bakıyorum hemen şurada. Berat Albayrak döneminde %8-9'larda faiz, banka faizlerinden bahsediyorum. Dolar 7-8 lira arasında gidiyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bankaların, özel bankaların uyguladığı faiz, yalan varsa birisi bağlansın, %29-30'larda ticari kredi alabiliyorsun faizle. Sen neyi düzeltiyorsun? Bu yeni durum düşürür mü o faizleri? Bakın düşürmez. İki gündür yapıldı bu hamle. Dün itibariyle özel bankalar bu harekete geçti. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeceğim.
Siz onu bulmaya çalışırken Sayın Bakan'ın son dakika açıklamalarını okuyayım mı? Başka bir şey söyleyeceğim size. Peki. Devam edeyim mi? Şimdi peki, edin biraz. Önümde tebliğ var. Yeni açıklamalar var Sayın Bakan. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anonim şirket. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında daha önce dövize endeksli, bu faizin dibidir şu anda uygulanan. Sayın Cumhurbaşkanı'na ben şöyle cevap vermiyorum yani kardeşim. Örtülü faiz iddialarına siz de katılıyorsunuz. Örtülü faiz değil, faiz var ortada. Neyin örtülü faizi? Şaka mı bu? Bu da bir faiz. Şimdi Merkez Bankası kanununa bakıyorum ben. İki kanuni dayanak göstermiş tebliğinde. Birincisi diyor ki kardeşim benim kanunum 1211 sayılı kanunun 4. maddesinin 3. fıkrasının 1 numaralı bendinin G6 bendi. O da nedir? Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak. Bunun içinde zarar etmek var mı? Sen anonim şirketsin. Nereden nasıl karşılayacaksın bunu? Senin kanuni dayanan buna imkan veriyor mu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kanunu yeterli mi? Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi yok mu? Ortada kanun olmadan sen bunu nasıl yapacaksın? İkincisi de bankacılık kanunundan bahsediyor. 144. madde bu faiz oranları diğer menfaatlerin oranlarının şekil şemallerinin belirlenmesiyle ilgili. Şimdi hukuk devleti ise kanuni dayanaktan bahsediyorsa ki çok da enteresan bir hüküm var. 5. maddesinin 4. fıkrasında. Bu hesaplar bir defaya mahsus faydalanabiliyor. İki değil. Şu anda öyle. Yani her hesap bir defaya mahsus faydalanacak bundan. İki değil. Ha daha sonra bunu kanuni dayanak haline getirebilirler mi? Tebliğiyle. Bu tebliğe birisi iptal davası açar mı? Açmaz mı? Yürütmenin durdurulması talepte. Onları bir kenara koyuyorum. Ancak benim açıkçası tespit etmek... Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işler artık olgular ve gerçekler üzerinden gitmiyor. Algılar üzerinden gidiyor. Halay çekiyorsun. Yani hani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek var ya, hani abuk sabuk bir yere götürüyorsunuz, ondan sonra bir yere geldiğinde yani o 7-8'leri millet artık diyor ki ya onları boş ver, hani buna da razıyız, burada ne kadar duracaksın, bu piyasaya ne kadar yansıyacak, milletin, vatandaşın, sokakta insanın. Şimdi benim önümde bir hesap daha var, ben de hani hesap yapılıp geliniyor ya, biz de ona göre geliyoruz. Ümit Dikbayır'ın hesabı üzerinden gittim. Ben kendisine sordum. Dedim ki güncel hesap yaptın mı kardeşim dedim. Dedi ki henüz daha vakti gelmedi yapmadık. Ben onun yerine yaptım. Bak şimdi marketten gidiyoruz. 30 Kasım 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Ümit Dikbayır'ın temel ihtiyaç maddeleri market hesabındaki alışverişi 415,17 Türk lirası. 27 Kasım 2021 tarihinde 627,44 lira. Ben en ucuz marketten, marketin kendi marka ürünleri üzerinden seçtim. Şu anda 3 haftada %5 artışla 658,06 kuruş. Yani 658 liraya sen o ihtiyaç maddelerini alabiliyorsun. Ben şimdi göreceğim bakalım buna yansıyacak mı? Yansıyacak, onu yansıyacak. Çünkü şunu söyleyemez. Hani deniyordu ya, efendim üretimde şöyle olacak, üretimden gelecek. Bu o değil, bu o değil. Yarın bir gün göreceğiz bakalım o ihracatın neye ihraç edip nasıl Kübra getirdiğini, nasıl o efendim işte 16-17 opsiyonlarla bağlayıp da 12 liraya çevirdiğinde nasıl ham madde alıp da dönüp dönemeyeceğini göreceğiz. Bir şey söyleyeyim benim gördüğüm şu, bakın şu anda yapılan şu. Net bir şekilde benim dediğim ortaya çıktı. Biz Cem Küçük'le şunun kavgasına girdik. Dedi ki 20 lirada olsa 30 lirada olsa fark etmez. Ben dedim ki duramaz yerinde gider. Bizim yayında. Aynen öyle. Hatırlıyorum. Odur meydan. Hadi müdahale etme de göreyim. Dur bir cevap vereyim. Hadi düşürme de göreyim. Şimdi sen kalkacaksın. Kesince kızıyor. Kalkacaksın. Bitirsin kalkacaksın. Sonra. Ondan sonra diyeceksin ki kardeşim döviz de neyin nesiymiş. Faizi. Kardeşim Kur'an'ı esas alıyoruz. Nasıl esas alıyoruz? Faizin 19'u haram da 15'i 14'ü haram değil mi? Kaldırsana. Niye kaldıramıyorsun? Hadi faiz sıfırsa enflasyonda sıfırsa sıfırlasana. Faiz sebep enflasyon sonuçsa faizi düşürdüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında Aralık ayının enflasyonu ne kaç çıkacak? Kaç bekliyorsun? İstediği kadar büyük rakam ortaya koysun. Ben koyuyorum ortaya. 3 haftada %5 marketten alınan temel ihtiyaç maddelerinde artış var. Yani vatandaşın cebinden 3 haftada %5. 3 haftayı sen yıla vur bakalım. Kaç oluyor? Türkiye Cumhuriyeti topraklarında %60'ın üstünde enflasyon var şu anda.